Yuvarlak Masa'ya hoş geldiniz. Bu bölümümüzde birbirinden değerli konuklarımızla bilgi ve tecrübelerimizi genişletiyoruz. Farklı konularda derinlemesine öğrendiklerimizle hayatımızı daha iyi yönetiyoruz diyelim. Ve hemen hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Destek Medya Yayın Grubu Başkanı Yelda Cumalıoğlu. Merhaba. Aramızda. Merhaba. Psikiyatr doktor Kenan Eren. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir yanda bizim ruhumuzu, bedenimizi, psikolojimizi nasıl yönettiğimize dair olan bir doktor. Bir yanda da iş kadını, patron, kaç tane yazar, binden fazla yazar var herhalde, evet, değil mi? Binden destek? Fazla yazarımız var. Binden fazla var. Yazar ve onların her biriyle de görüştüğünü biliyorum. Yani oturup sohbet Aynen. ettiğini. İki tane çocuk annesi ve şimdi de yeniden bir üniversite okuma. Evet, felsefe üzerine. Hakikaten enteresan bir zaman yönetimi var. Bugün de konumuz biraz zamanla alakalı. Önünüzde 3 tane farklı zarf var. Buyurunuz Yelda Hanım, bir tanesini çekin. Zaman ile ilgili bir konu gelecek. Hangisi olduğunu ben de bilmiyorum. Zaman su gibi akarken biz neden yönetimini doğru yapamıyoruz ve vaktimizi boşa harcıyoruz? Vaktimizi neden boşa harcıyoruz diye. Zaman su gibi akarken. Evet. Peki önce başlayalım mı? Olur. Başlayalım. Sen, neden böyle oluyor? 2 dakikamız var. Ben böyle yaptım. 10 saniye kaldı demek. Evet. Şimdi önce zaman kavramından başlamak istiyorum. Zaman ne demek? Yani yüzyıllardır filozoflar, bilim adamları, gökbilimciler, tanrı bilimciler, matematikçiler, fizikçiler zamanın ne olduğunu bulmaya çalıştılar. İşte Einstein bir şekilde izafiyet teorisiyle açıklamaya çalıştı. Aristoteles dedi ki işte hareket olduğu için zaman vardır dedi. Eski Mısır'da enerjinin yok oluşunu veya enerjinin değişimini zamanla açıklamaya çalıştılar. Ve hala biz zamanın ne olduğunu bilmiyoruz ve bilmediğimiz bir şey üzerinden de ahkam kesmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi zaman yönetimi çok değerli bir şey. Ben önce iktisat mezunuyum. İktisatta bizde zaman yönetimi ile ilgili şunu öğrettiler. Dediler ki zaman yönetimini iyi yaparsan üretimin ve verimliliğin artar. Fakat şu anda artık bir felsefe öğrencisiyim. Benim için zaman yönetiminin tanımı da değişti. Çünkü artık daha fazla anlam, değer ve yaratıcılık peşindeyim. Devam ediyoruz. Zamanımız var. Şimdi baktığınız zaman gerçekten enteresan bir şey. Mesela tekvinde diyor ki insanlığın yaratılışı 6 günde oldu diyor. Bilim adamları yaratılışı 15 milyar yıl olarak bize ifade ediyorlar. Tamam, dedim. İkinci grupta devam edelim. Harika bir yerden başladık. Çok güzel. Evet, Kenan Bey. Şimdi zaman ne zaman çok önemli olmaya, daha doğrusu bir değer olarak ele alınmaya başlandı. Ne olduysa bu sanayi devriminden sonra oldu. Yani şöyle bir 100 yıl kadar, 120 yıl kadar geriye gittiğimizde vakit nakittir diyor Benjamin Franklin. Amerika'nın 34. başkanı. Ve o dönem yoksa sanayi devriminden önce saat zamanı diye bir şey yoktu. Ne vardı? İnsanlar işe odaklıydı. Doğal bir mecrada, doğal sürecinde yaşıyorlardı zamanla olan ilişkiyi. Şimdi sonra saate endeksli olmaya başladı. Neden? Çünkü iş liderleri, iş sahipleri, o fabrikaların sahipleri yüzlerce insanı bir uyum sağlamak için, böyle yüzlercesini bir arada tutmak için saat kavramını devreye koydular. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. İnsanların bu zaman, hani tarım, sanayi devrimi öncesinde tarım döneminde neydi? Doğal zamanda, doğal bir sırayla insanlar işlerini yapıyordu ama zaman artık vakit nakittirle bir stres kaynağı da oluverdi. Bayağı bir stres kaynağı. Oluverdi. Belki bir sonraki turda. Evet. Ben de stres süremiz o stres kaynağı. O bizim stres kaynağımız. Stres veriyorum. Evet, zaman doğru yönetmek adına biz de bunu kullanıyoruz. Çok güzel. Hemen döneceğim size. Bunun stres ve bazıları kronik geç kalıyor toplantılara.
bazıları da kronik hep stresle zamandan dolayı. Onun altında da nasıl bir psikiyatri var onu da merak ediyorum. Evet, Yelda Cumaloğlu, devam. Peki şimdi biz ne yapacağız? Zaman, üretim ve verimlilikse yani kapitalist sistemde buna göre mi davranacağız? Sosyalist sistemde de hoş zaman denir. Çünkü hani zamanını üretime çok fazla harcamazsın. Belirli zamanlar içindedir. Hatta Marx'ın Alman İdealizmi diye bir kitabı var. Onu da çok güzel anlatır. Hoş zaman içindir der. Daha derinlemesine bir zaman mı geçireceğiz? Şimdi 24 saat. Bir dünya kendi etrafında 24 saatte dönüyor. Ve bu 24 saat ne yazık ki hiç kimseye bir şekilde yetmiyor. Biz devamlı trafikte bir aceleci durumdayız. Sarı ışıkta önümüzdekine kornayı basıyoruz. Kuyrukta beklemekten nefret ediyoruz. Fakat sonra da boş boş zaman geçirebiliyoruz. Hatta benim en sevmediğim cümlelerden bir tanesi şu. İşte böyle de zamanımı geçiriyorum. Yani zaman o kadar çok değerli bir şey ki hani öylesine geçirilmeyecek, çoğaltılacak bir şey. Fakat işte biraz önce zaman kavramını yaptım. Hani olmayan bir şeyin değeri nedir? Bence oradaki zaman kavramı enerjidir. Enerjimizi neye harcadığımız, neye verdiğimizdir. Mesela ben bu yaşta evet felsefe okumaya başladım ama aynı zamanda piyano öğrenmeye de başladım. Dalgıçlık brevemi de aldım bu sene. Yani şunu yapmaya çalışıyorum. Enerjimi en doğru şekilde biraz önce de dediğim gibi artık üretim ve verimliliğe değil, yaratıcılığıma, anlam ve değerlerin peşinde koşuyorum. Peki anlam ve değeri hayatında nasıl arttırırsın? Yaratıcılığını nasıl arttırırsın? Üçüncü bölümde de evet, bunu anlatayım. Harika, çok güzel. Yani zamanı uzatıyorum diyorsun lastik gibi. Ben kendimce zamanı uzatıyorum evet, diyor. Hani zaten izafiyet falan da Einstein'dan da falan bahsettin. Kendimce uzatıyorum. Peki çok güzel. Evet, geldik gene bireyin ruh haline, psikiyatriye. Şimdi zaman şöyle bir hani stres kaynağı neden oluyor. Aslında burada şu kavramı da devreye sokarsak zamanla olan ilişkimizi daha iyi anlayabiliriz. Para, mutluluk. Şimdi para ve mutluluk da zaman niye karşımıza çıkıyor? Bütün günümüz belirlediğimiz bir hayat standardı ya da para dediğimiz bir düzey belirleriz ve oraya yönelik kendimizi paralamaktan kurtulamayız. O yüzden de zaman her zaman bizim için bir stres kaynağı olur. O zaman ruh ve beden bütünlüğü de bozulmaya başlar. Beden arıza çıkarmaya başlar. Patolojiler ve hastalıklar çıkarmaya başlar. Ruh tükenmişlik sendromu diye bir şey mesela henüz tanı olarak yerini almadı ama psikiyatri dünyasında. Ama tükenmişlik sendromu neydi? İş yeri dışında sorun yok ama işle ilgili o sahada oraya giderken oradan dönerken oralarla ilgiliydi. Bakın bir çökme yaşıyor insanlar kesitsel işle ilgili. İşte bunun şöyle ele alınması çok daha sağlıklı sonuçlar bize verir. Benim neye gerçekten ihtiyacım var? Bakın benim neye gerçekten ihtiyacım var dediğimiz zaman işte o zaman çok zamanlık şey oldu ama işte o zaman zamanla olan ilişkimizi sağlıklı düzeye getiririz. Yani kendimize döneriz. Ben gerçekten ne istiyorum? Bana gerçekten ne iyi geliyor? Orada bir kendimize döndüğümüz zaman bu basıncın, bu baskının altından kurtulma ihtimalimiz daha kolaylaşabilir, daha da artabilir. Harika, çok güzel. Kendine döndün o zaman herhalde. Yelda Cumaloğlu kendine döndü. Çok. Şey, evet. Şimdi benim zaman stresim yok. Çünkü o kadar çok şey yapıyorum ama çok da akıştayım. Mesela iyi bir zaman yönetimi için muhakkak planlama yapmak gerekiyor ama bütün planlar da bozulmak için vardır. Hani kul plan yaparmış, Allah gülermiş. Yani kaderin de bir planı var. Dolayısıyla ben eskiden Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyorum. Dışişleri Bakanlığı bize şunu öğrettiler. Yarın verebileceğin bir kararı bugün asla verme. Çünkü her şey değişebilir yarına kadar. Bir günde bile bir sürü değişebilir. Dolayısıyla zamanı gerçekten etkin, verimli, değerli kullanmak istiyorum. Şimdi değer ve anlamı nasıl katabiliriz? Zamanı etkin kullanarak. Bir kere Erich Fromm yavaşla diyor. Evet çok şey yapabilirsin ama bunları aslında yavaş da
yapabilirsin. Yani durup bir düşünmek gerek. Şu anda Z kuşağının en büyük şikayeti düşünememek. Çünkü sıkılmaya zaman bulamıyor Z kuşağı. Ellerinde telefon, bizim de aslında öyle. Biz de sıkılamıyoruz. Ya televizyonda dizileri seyrediyoruz diye bir şey. Sıkılamadığın sürece de hocam daha iyi bilir. Yaratıcılığımız artmaz. Biraz sıkılmamız gerekiyor yaratıcılık için. Bir durmamız gerekiyor. Bir kendimizi dinlememiz gerekiyor. Ben neredeyim? Nereye gidiyorum? Hocam çok güzel söyledi. Ben gerçekten ne istiyorum? Kimim? Ve aslında sadece kendine de odaklanmamak gerekiyor. Ben bunu istiyorum ama ben özlem için ne yapabilirim? Ben Kenan için ne yapabilirim? Wonder Woman diye bir film var. En son bölümü. Filmde kötü adam işte taşı ele geçiriyor. O taş insanların bütün istediklerini gerçek ediyor ama süper güçlerini, hepimizin bir süper gücü var. Bir isteğin gerçek olurken süper gücünü de adama kaptırıyorsun. Dünyadaki herkesin isteği gerçek oluyor ama dünya bir kaosa dönüyor. Dolayısıyla yanı başımızdakinin için de bir dileğimizin olması gerek, yapmamız gereken güzel bir şeyler olması gerekiyor. Ya zamanımıza yanı başımızdakileri de koymamız gerekiyor. Evet, çok güzel. Bir joker hakkı vardı herkesin. Sizinkini kullandınız şimdi. Bölmek istemedim bu hikayeyi. Tamam. Evet, psikiyatri doktor Kenan Eren'e dönüyoruz. Şimdi günceline dönecek olursak bu zamanı yönetmeyle ilgili. Evet, hani boşa harcamamak, yönetmek. Ben yönetemiyorum, yönetip yönetmediğiyle ilgili bazen irrasyonel, gerçekçi olmayan inanışlara sahip oluyoruz. Nedir bunlar? Mesela belli kişilikteki insanlar, belli bir kısım insanlar zaman baskısı altında daha iyi çalıştığını söylüyorlar. Daha iyi motive olduklarını söylüyorlar. Ama aslında bu bir tuzak. Yani zaman baskısı aslında ekstradan çıkan bir olay, gelişecek bir olay karşısında daha çok anksiyete, daha çok panik yaşamasına neden olacak. Bu da o yaşam kalitesini, o ruhsal bütünlüğünü bozmuş olacak. O yüzden mesela bu önemli bir zihinsel tuzaktır zamanı yönetmeyle ilgili. Tamam. Ve hani şey derler ya, der ya bu tipler, hani ben ne derler, yumurta kapıya dayandığında, hani çok amiyane bir tabir kullandım ama hani halk arasında çok yaygın olan bu diyeyim. Yani ben son dakikaya hep bırakırım ve bu insanların daha sonra psikosomatik hastalık geçirme ihtimalleri çok fazla. Çünkü strese daha fazla maruz kalacaklar. Bir diğeri, benim aslında hayatımın üzerinde kontrolüm yok. Aslında gerçeği şudur, hayatın her alanında kontrolümüz olamaz. Bu imkansızdır. Yani insan dediğimiz canlı böyle bir şey değildir. Hayatın içerisinde bazı şeyler vardır ki bizim kontrolümüz dışındadır. Bazı şeyler vardır ki biz onlara müdahale edebiliriz. İşte bu hangisinin benim kontrolümde olduğunu, hangisinin benim kontrolüm dışında olduğunu kavradığımız zaman işte zamanı o zaman daha iyi yönetebileceğiz. Harika. Bir de her şeyi mükemmel yapmalı. Mükemmeli çiçilik. Ben Joker aldım. Tamam. Bir de her şeyi mükemmel yapmalıyım diyen mükemmeliyetçi kişiler ve kişilikler var. Ya burada da şöyle diyeceğiz. Senin süper gücün yok. Yani sen doğaüstü bir güce sahip değilsin. Hele şu içindeki en iyi bize bir sun bakalım diye kendi kendine konuşması lazım. Mükemmeliyetçi bir yaklaşım. Neyi yok ediyor? Senin sunacağın iyi yok ediyor. O meşhur söz, mükemmeliyetçi anlayış iyinin düşmanıdır. Bir diğeri, hayır diyemeyen, özellikle iş yerlerinde hayır diyemeyen insanlar, hani yine onu nasıl dönüştüreceğim? Sen tavşan olursan sana yük bindiren çok olur diye onu böyle çevirelim. Yani bunu halk arasında söylenen şeyleri bilerek kullanıyorum. Tamam. Bu nedir? Bir küçük yarım daha joker bitiriyorum. Bunu bitireyim. Joker de bir. Tamam. bak dünyanın sonu değil. Yeniden joker istedim işte. Yani, İki joker yok ki, ne yapıyor? Tamam. Şunu tamamlıyorum. Benim önemli oysa hayır diyemeyen insanlar kendilerini ıskalarlar. Kendilerinin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu, kendilerinin ne istediğini ıskalamış olurlar. Burada formül şöyle olmalıdır. Hayır demek incitmek demek değildir. Hayır demek hakaret etmek demek değildir. Hayır demek sadece hayır demektir. Hayır demek hayır demektir. Çok güzel. Son hemen çok kısa. Yorumu alayım, tamam. Ondan sonra da bitiririz. Bakın, bir bambu 5 yılda filizleniyor. 5 yılda filizleniyor, tamam. Doğa o kadar önemli ki. Daha sonrasında işte 60 işte
30 saatte 60 santim mi büyüyor falan, önemli değil. 5 yılda filizleniyor. Şimdi biz eğer doğru zaman yönetimi yapmak istiyorsak bizden sonra gelen nesillere bu doğayı iyi bırakmamız gerekiyor. Çok kısa söylüyorum, bir strafor 5000 ile 2 milyon yıl arasında doğadan yok oluyor. Strafor dediğimiz nedir? O evlerde duvarlarımızın arasında konulan yalıtımdır. Ayrıca aldığımız tavukların filan sebzelerin altındaki o evet. maddedir. Cam şişe 4000 yıl, plastik 1000 yıl, sentetik fiberler 1000 yıl, telefon kartı 1000 yıl, su boruları 1000 yıl, balık oltası 600 yıl, pet şişe 400 yıl, pil 300 yıl vesaire vesaire. Yani bunların doğadan yok oluşları çok çok seneler alıyor. Dolayısıyla bizler ne yapacağız? Pillerimizi ayıracağız, yağımızı ayıracağız, kağıdımızı, plastiğimizi, şişelerimizi ayıracağız ve doğaya yeniden dönüşüm için kullanacağız. Eğer zaman yönetimini, dünyasal zaman yönetimini iyi yapmak istiyorsak. Evet, çok güzel. Son cümleyi de sizden alayım. İnsanların kendilerine dönüp bu pandemiyi mesela çok iyi değerlendirmemiz lazım. Attığımız bazı adımlar, yaptığımız alışverişler, belki de sarf ettiğimiz sözler, adımlar. Zaman. Bunları gözden geçirmek için çok güzel bir fırsat. Evet. Harika, harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ve zamanı boşa harcamayalım diyoruz. Vakit nakittir.